Kösem Sultan, tabi Sultan İbrahim tahta çıktığı zaman çok önemli bir figür. Fakat Sultan İbrahim belli bir süre sonra kendi çevresi oluşmaya başlayınca annesiyle arası açılıyor ve annesini saraydan uzaklaştırıyor. Tabi o da onu tahttan indirmesiyle neticelenecektir. Yani oğluyla çatışmaya girecektir. Önce yani 4. Murat... Padişahlık yapmak istiyor oğlu. Tabi. Bir de çevre. Yani annen her işe karışmasın diye Kösem Sultan'ı uzaklaştırıyorlar. Çünkü onu Bakırköy'e süren Bakırköy tarafı, İbrahim sürmüş. Onu anlatsana ya. Onu söylüyoruz işte şimdi. Yani Bakırköy taraflarındaki şeye sürmüş. Tabii o dönemde Bakırköy'de ruh ve sinir hastalıklar hastanesi yok. Oradaki köşklerden birisine gönderiyor. Ve Bakırköy'de bayağı uzak bir yer. Tabii o dönemde onu da söyleyelim. Çünkü İstanbul Topkapı'dan sonra bitiyor. Artık oralarda köşkler vesaireler var. Ve Kösem Sultan intikamını acal alacaktır. Oğlunun tahttan indirilmesinde 1648'de aktif rol oynayacaktır. Ve daha sonra öldürülmesinde de. Tabii Sultan İbrahim'le ilgili şunu söyleyelim. Sultan İbrahim hep deli diye anılır. Deli İbrahim vesaire şeklinde anılır ama rahmetli Çağatay Uluçay onun hatlarını ilk yayınlayan kişidir. Saraydaki hatlarından önemli bir kısmını yayınlamıştır. Ve onları hocaya çok yaşadı. Çok yaşadı hocam. Allah uzun ve sağlıklı şey ömür versin. Yeter. Çok yaşadım ben. Allah gençlere ömür versin. Hocam daha siz dilimize öğreteceksiniz. Şimdi söylemeyeyim rütüye gir takılır. Hamamla başladınız hadi. Öyle. Yolunuza şükür. Evet herhalde. Şimdi Çağatay Bey rahmetli dönemin psikiyat uzmanlarına da göstermiş. Çünkü 4. Sultan İbrahim'in yazdığı yazılardan karakter tahlili de yapabilirsiniz. Çektiği sıkıntılar, sırtım ağrıyor diyor, kolum ağrıyor diyor veya başım ağrıyor diyor. Verdiği kararlar var. Mesela en önemli şeylerden birisi Hattümayn'la da bol bol idam var. Hatta yazıyor. Hattümayn nedir? Yani Hattümayn padişahın kendi el yazısıyla ya. Yazdığı emirdir. Aha bu diyeceksin ya. Mesela şuradan bir tanesini gösterelim. Altta bir telhis var. Telhis nedir? Şu kısım Vezir-i Azam üstünü boşver. Meseleyi şey yapar, özetler şuraya da padişah hattını adamın el yazısıyla bir şeyini padişahın hattı bu. Mu? Mesela bu da beyaz üzerine Hattümayn'dır. Sadece padişah ya bugün yazmış. Bunu akademisyenlik dünyası şey. Bu padişahın el yazısı. Şimdi bir dakika şunu benim anlayacağım şekilde. Arkadaşlar Sultan İbrahim'in el yazısı. Evet. Aha bu. Çirkin bir yazı. Yok beyaz üstüne, yeşil üstüne, mor lacivertli şeyle. Çirkin bir yazı. Sultan İbrahim'in el mesela yazısı. Mesela dediği şu, iki tanesini şurada sallandırın, üç tanesini burada sallandırın, kellelerini kesin. Çünkü otorite problemi var. Eşkıyalar vesaireler var. Mesela burada bir tanesinde diyor ki, Todori Namzımmi Galata'da diğer Todori Namzımmi bıçak ile urup katletti diyor. O ne da diyor, yazmış. Ne yapmış? Todori Namzımmi Hristiyan yani. Türkçe söyle ya. Galata'da diğer Todori Namzımmi Hristiyan'ı bıçak ile urup katletti diyor. Sabit ve hüccetle sabit olmuştur diyor. Sultan İbrahim'in kararı Ayasofya çarşısında salpoluna. Yani, idam oluna diyor. Yani Ayasofya'da eskiden beri idam yeri Ayasofya'nın önü olmuş demek. Orada meydan hocam. Ama her şeyin önü. Yani o yani her şeyin önü şeyi. Yani ana sarayın girişi. O bölgeler. O 31 Mart'ta asılanlar da biraz bu tarafta basılmış şeyde. Meydanda asıyorlar. Yok Sultanahmet'te mi şeye doğru mu? O tramvay yolu Köfteci'ye yani doğru olan. Çiçeklik olan yer var ya şimdi. Çiçekler falan. Ayasofya'ya arkanı ver. Tamam. Karşı Sultanahmet'i görürsün. O arada asıyorlar. Ha orası. Sizin çocukluğun... Şeydi benim çocukluğumda gördüğüm iki idam. Tam Ayasofya. İdam serine mi gittiniz? O okula giderken gördüm. Asılmış adamlar. Ayasofya'nın önünde mi koymuşlardı? Ayasofya ile park arasında. O meydandaydı. Şimdi o dikkatimi çekti. Demek ki orası eskiden beri idam. İdam edilip bırakılmış mıydı sizin zamanınızda? Üç direğe asılmış beyaz bir şey giydirmişlerdi. Önlerinde de böyle kocaman yaftası, bir yazı vardı. Yaftası var. Gördüm onları, gittim hatta sınıfta kara tahtaya onun resmini çizdim de. Vallahi bir tuhaflık başka o zaman da. Başka çocuk olsa korkar, psikolojisi bozulur. Hocam sonra mı minyatüre başladınız? Demek ki ibret olsun. İbret olsun diye, ama çok ibret olsun diye bırakıyorlar. Ya ibret olsun okursan, diye bırakıyorlar. Bir sabah iki saat tutuyorlar. Onu bir ben okula giderken gördüm. Nasıl da bir de geri adam dönüşünde yafta. Dönüşte yoktu.
Halim Neşrip, Yanma Mehmet'im yaptı. Doğru. Ama hiç korkmadım ya. Tuhaf bir şey. Hocam yani. Bunu siz anlattıkça ben sizden daha çok korkmaya başladım. Baksana okula gidip resim çiziyor. Allah Allah, gidip. Sonra da minyatüre geçmiş. Evet. Yani bu Çağatay Ulusoy rahmetli. Bu Sultan İbrahim'in el yazısındaki yazdığı şeylerin analizini yaptırmış dönemin psikiyatri uzmanlarına. Ve orada vardıkları sonuç, dedikleri şu, bu deli değil. Bunu daha sonra yakın zamanda Profesör Sefa Saygılı var, psikiyatri, o da iyi bir Türkiye'nin psikiyatrlarından birisidir. Onun yazdığı bir inceleme var, orada da dediği şu, Sultan İbrahim'in bu yazılarından diyor, gerçekle gerçek olmayanı ayırt ettiği anlaşılıyor diyor. Yani delilik de diyor en önemli şey. Hanefi Yılmaz, Allah için dolu dolu konuş hocalar ya, bildiğin kahvehane sohbeti yapıyorsunuz ya. Bir de Deli İbrahim dinleyicilik. Ya biz de konuşuyoruz ya Hanife. Kulağına mı dinliyorsun ya? Yani kimden bahsediyor? Hiç, Sultan İbrahim'den. Sen Deli İbrahim deyince bilmem ki böyle çatlak şey mi arıyorsun sokakta? Dinle öğren işte, Allah Allah. Yani Sultan İbrahim dinlemiyor, ondan sonra şey koyuyor. Dedikleri şu, Sefa Bey'in de diğer hocalarında muhakeme ve idrak kabiliyetinin olduğu görülüyor diyorlar. Yani gerçekle gerçek olmayanı ayırt ediyor. Gerçeklikten bir kopuş yaşanmıyor. Fakat diyorlar, tuhaf davranışlar da var. Bu bir diyorlar, nevroz türü. Ne? Bir tür psikiyatrik bozukluktur diyorlar. Nevroz türü bir psikiyatrik bozukluktur diyorlar. Anksiyete diye teşhis koymuş. Endişe. Sefa Bey. Endişeden kaynaklanan, aşırı endişeden kaynaklanan diyor. Tabii şeyi de şöyle söyleyelim. Sultan 4. Murat gibi bir ağabeyim var. Yanında oturan kardeşlerin teker teker öldürülmüş. Her an ölümün kendisine geleceğini hissetmiş. Buna rağmen belli bir süre ayakta kalabilmiş. Ama mesela 1. Mustafa, 1. Ahmet'in kardeşi, ilk öldürülmeyen şehzade delidir tam. Hiçbir şeyi yoktur. Kendi şeyini sürdüremiyor. Çünkü Haddi Hümayun gönderiyorlar askerler. Asker diyor ki padişah yazı yazamaz ki diyorlar. Bunu diyorlar saraydaki bilmem ne kalfa yazmıştır diyorlar. Onun şeyi yok zaten. O zaten 90 küsur gün sonra tahttan indiriliyor birinci çıktığı zaman. Sultan İbrahim öyle değil. Çünkü Sultan İbrahim'in bu hasta çeşitli psikolojik bozukluğu olsa bile bu zaman zaman toparlıyor, zaman zaman hastalığı artıyor.